Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben ilk başta hepinize Harun Kasap ve ekip arkadaşlarımın adına hoş geldin diliyorum. Teşekkür ederiz. Bize Harun Kasap'ın bu kalabalığının, bu yoğunluğunun sırrını anlatır mısınız? Harun Kasap'ın ilk başta prensipleri var. Prensiplerine bağlı bir iş yeri. Zaten temelsiz bir yapı ayakta durmaz. Harun Bey'in en baştaki prensibi güler yüzlülük, dürüstlük, kalite ve hijyen. En çok önem verdiği şey bunlar. Zaten bunlar hepsi bir arada olduktan sonra zincirleme hepsi peş peşe geri geliyor. Bu da görünüyor zaten. Yani biz müşteri kitlemize kesinlikle alışverişini yapsın da gitsin gözüyle bakmıyoruz. Gelen bütün kitleye aileden birisi gelmiş gözünden bakıyoruz. Bir bacımız, bir ablamız, bir anneannemiz, bir dedemiz, bir halamızın kızı. Yani gelen kişileri kesinlikle biz ailemizden bir fert girdi diye gözüyle bakıyoruz. Yani en büyük avantaj bu. Giren kişiler de zaten ailesinden bir fertinin yanına girmiş gözüyle giriyor zaten. En büyük başarısı sırrı bu. Dürüstlük. Kaç yıldır Harun Kasap burada? Yani ortalama 20 yıldır bu iş yeri var. Ama Harun Bey ata mesleği diyelim, baba mesleği, kökten kasap. Ama başarısının sırrı işini sevmiş olması. Yani bir insan işte başarılı olması için ağasından zetine kadar her şeyini bilmesi lazım. Yani şimdi müşteri kitlemiz öyle bir şey ki bize hepimiz öyle bir güveniyorlar ki yani geldiği zaman şu eti alacağım söylemiyor. Diyor ki ben bugün bu yemeği yapacağım. Hangi eti almam lazım? Bizim kararımıza çok saygılılar. Biz de tavsiye ediyoruz. Yani çalışan kişilerin de bilgili olması lazım. Zaten burada küçüğünden büyüğüne herkes bu bilgi var zaten. Müşterilerimizden Allah razı olsun. Hepsi de bize güveniyor. Biz de güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Peki size hangi tür etler var? Kaç çeşit et bulunuyor? Nereden geliyor bu etler? Nasıl kesiliyor? Biz de şu anda Belçika, ilk başta Belçika ve ikinci ülke İngiltere olmak üzere iki ülkeyle çalışıyoruz. Çalışıyoruz derken etlerimizin büyük bir kesimi kendimize ait. Zaten müşterilerimiz bunu bildiği için, güvendikleri için biz dışarılara fazla açılmamaya çalışıyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Yani kaliteye önem veriyoruz. Avrupa'da da en kaliteli hayvanlar olan bu iki ülke olduğu için bunlarla çalışıyoruz. Peki tezgahlarınızda çok fazla çeşit gördüm ben. Biraz bahsedebilir miyiz? Ya bu tezgah öyle ufak görünür ama küçük dev tezgah bu. Saatler alıyor. O kadar kolay değil ama her güzelliğin bir zor tarafı var. Bunun da zor tarafları bunlar. Ama güzel görünüyor. Mümkün olduğu kadar çok çeşit çıkarmaya çalışıyoruz. Ama saymaktan bitmez. Daha çok şeyler var ama yer kısıtlı olduğu için istediğimiz şeyi yapamıyoruz. Ancak yerimizin mümkün olduğu kadar maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Artık karar sizin. Ne kadar güzel, karar sizin. Peki Harun Kasap nerede bulunuyor? Harun Kasap şu anda başka bir şubemiz yok. Tek şubemiz Rüygale'de. Numara 1. Çok teklif geliyor Harun Bey'e. Ama ekip kurmak çok zor. Kolay görünüyor ama çok zor bir meslek bu. Çünkü tamamen insanlara hizmet vermek için en temiz şekilde vermek zorundasın. Neticesinde bu gıda sektörü. Ekip kuramıyorsun. Zaten kurmak istediğin zaman da bir başka yere açtığın zaman senin ismini devam ettirecek kişi sen olmadığın zaman oradaki bir huzursuzluk otomatikman patrona aksedecek, Harun Bey'e aksedecek. Yani bu da bunu istemiyor. Yani tek şubemiz var ama ismimizi kullanmak isteyen çok iş arkadaşlarımız var yani. Ama Belçika'da ve Avrupa'da tekiz. Başka şubemiz yoktur yani. Şu an kaç kişi çalışıyorsunuz tezgahın arkasında? Şu anda yani 20 kişinin üstündeyiz. Yani tek vardiya çalışmıyoruz. Burası ortalama 3 vardiya çalışıyor. Bir sabah ekibi, bir öğleden sonra ekibi, bir de gece ekibi olmak üzere. Çünkü yetiştirmek çok zor. Müşterilerimiz Allah razı olsun hepsinden. Talepleri çok, istekleri çok. Biz de yetiştirmek için Harun Bey elinden geleni yapıyor. O yüzden 3 vardiyaya böldük buradaki iş sektörünü. Yani çok ekmek yiyen var yani. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor Harun Kasap? Ya şu anda burası sabah 7.30'da kapılarımız açılıyor. Akşam 9'a kadar
aktif hizmet olarak devam ediyoruz. Ama 9'dan sonra da gece vardiyası devam ediyor. Onlar da bu hazırlıkları, preparasyonları ancak yetiştirebiliyoruz. Peki en çok satılan et çeşidiniz hangisidir deseniz? Bunu tahmin etmek zor. Bir gıda sektörü kısacası havaya bağlı, havaya endeks. O gün hava güneşli ise, bugünkü gibi ise mangal barbekü ortamı çok oluyor. Hava soğuk ise haşlama türleri, kemikli etler daha çok tutuluyor. Kavurmalık etler daha çok. Yani bir nevi biz havaya bağlıyız. Peki son olarak bir tane daha soru soracağım size. Kasap olmanın zorlukları nelerdir? Ya çok zor. Ya derler ya, her zorluğun bir güzelliği vardır. Başarılı olman ise ilk başta da söyledim. Sevmen lazım. İlk başta sevmen lazım. Sevmiyorsan başarılı olamazsın. Ama ben buradaki bütün ekip arkadaşlarım zaten o yüzden Harun Bey özellikle itinalar seçiyor. Zaten ilk başta giren iş arkadaşlarımız hepimizin bir deneme süreci var. Savaşta bu süreçte işe olan bağlılığı, sevgisi, sadakati ve saat işçisi mi yoksa gerçekten müşteriye hizmet işçisi mi olarak ona önem veriyor. Zaten burada bütün ekip arkadaşlarım işini severek yapıyor. Zaten o yüzden herkes başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istedim. Bütün sektörde de bunu Harun Bey'in bir şey var. Ben de onu çok tasvip ediyorum. Her şeyde insan dürüst olsun. Saygılı olsun, sevgili olsun. Ekmeğine sahip çıksın, başka bir şey istemiyorsun.